Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mistiko'nun sunduğu Ali Edin ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor. Mistiko! Herkese merhaba, Radyo Spora ve Etre'ye hoş geldiniz. 14.04 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca her zaman olduğu gibi sizlerle beraber spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Radyospor.com, Twitter'da Ali Erim Mert Elam, Instagram'da yine Mert Elam adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Mert, hoş geldin. Hoş bulduk Ali abi. Evet, dün yoğun bir gündü. Beşiktaş Borussia Dortmund'u ağırladı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Bugün yoğun bir gün. Fenerbahçe ve Galatasaray gruplardaki ilk maçları çıkacak. Galatasaray kendi sahasında Lazio'yu ağırlarken 19.45'te, Fenerbahçe saat 22'de Almanya'da Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak. Bu karşılaşmaları tabii ki detaylı olarak değerlendireceğiz, konuşacağız. Bunun dışında gündemde çok da fazla bir konu yok. Hani şöyle bir sağa sola baktığın zaman. Yani arada milli takımda Kuntz'la ilgili haberler çıkıyor iki gündür. Ama resmi bir açıklama henüz gelmedi. Onun haricinde transfer sezonu da bitti nasıl olsa. Artık oradan da bir haber çıkmıyor. Evet. Daha ocağı da çok var. Ekim, Kasım gibi belki orada da transfer haberleri başlar ama şu an artık onlar da bir müddet rafa kalkmış gözüküyor. O yüzden evet. Milli takım maçlar demişken dünya sıralamasında da 41. basamağa gerilemişiz. Evet, 39'dan 41, 2 basamak geri gitmişiz. Abdullah Avcı döneminde böyle bir milli takım buralarda yer almıştı. Lucescu'nun döneminde almadık mı? Abdullah Avcı, Lucescu, hani o dönem Abdullah Avcı diye hatırlıyorum ben. Onun döneminde de bayağı düştük diye hatırlıyorum. Son dönemlerde de yine 40'lara düştüğümüzü hatırlıyorum Lucescu'nun sanki o dönemlerdeydi. Yerimizi bulduk diyorsun. Yani buralar bizim 40'lar işte bizim yerimiz. Aslında bayağı düşük bir sıralama. Düşük zaten, hani önünde liste yoktur büyük ihtimal ama hani bizim önümüzdeki ülkelere bakarsak o daha da acı verici olabilir. Hani 41 deyince mesela evet düşük tabii ki ama diğer ülkeleri de görürsek kıyaslarsak kendimizi kıyaslarsak diyorsun. Kıyaslarsak mesela bizden önce işte Galler mesela Euro 2020 öncesi bizden öndelerdi. Biz gruptaki değil mi en düşük sıralamadaki takımdık. Şimdi gitgide geri gidiyoruz. Galler gibi birçok ülkede tahminen şu anda sıralamada bizi geçmiştir. Evet, milli takım 41. sırada. Mesela 40. sırada Macaristan var. 39'da Norveç var. Slovakya, Rusya, Güney Kore, Paraguay, Nijerya, Fas. Fas. Avustralya mesela. Futboluyla dalga geçiren Avustralya 32. basamakta. Cezayir, Japonya, Tunus, İran. Ya tabii biraz kıta avantajı ya da dezavantajı da olarak da değerlendirebiliriz. Şimdi Avustralya'yı kıtasına göre bakarsak en güçlüsü zaten. O da biraz etkiliyor ama Avrupa takımlarıyla belki kıyaslarsak hani Macaristan'ın gerisine düşmemiz, Norveç'in gerisine düşmemiz bunlar düşündürücü. Peki 1, 2, 3 kusura bakmayın böyle sayacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. basamaktayız UEFA'da. UEFA'nın sıralamasında. Yani 55 ülke var UEFA'ya kayıtlı. Biz 23. basamaktayız. Tam ortasındayız. Ortasındayız ve Avrupa Şampiyonası'na katılabiliyoruz. Yani 24 takımın katıldığını düşünürsek. Oraya girebiliyoruz diyorsun. Son anda ucundan ki zaten hani en kötü takımdık. 24.'üydük. Evet. Burada da hani 23. olmak çok şaşırtıcı. Bu neyi değiştiriyor? Yine girdiğiniz turnuvalardaki elemelerde torbanızı değiştiriyor. Mesela biz Norveç'in önünde ikinci torbada girdik değil mi? Şimdi Norveç bizi mesela geçmiş son maçlardaki. Oradaki puanlamayla beraber milli takımın tabii hem Avrupa Futbol Şampiyonası hem de Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 6 karşılaşma var. Tek galibiyet Cebeli Tarık karşısında gelen galibiyet. Onun dışında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3-0 çektik. Hollanda'ya kaybettik. Bir de beraberlik aldık. Beraberlik var. Öncesindeki 6 maç, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilik. Evet, resmi birazcık maçlarında kazanmıştık. Euro 2020 öncesi ama orada da pek tatmin edici bir futbol yoktu. Onu da eleştirmiştik. Ama yine de beklemek lazım diye konuşmuştuk. Pek iyi değil. Yani Mart ayındaki 2 galibiyetle birlikte o iyi serimiz de geride kaldı. Gelsin Stefan Kuntz bunları çözsün. Biz mi çözeceğiz?
Nasıl çözecek acaba? Efendim? Nasıl çözecek acaba? Tabii ki yani bir anda her şeyin değişmesini beklemek çok kolay değil. Ya öyle ama mesela senin söylediğin bence güzel bir tespit. Hani milli takımdaki oyuncuların ağırlıklı olarak yurt dışında oynaması, oradaki havayı solumaları, belki buraya geldikleri zaman buradaki antrenman tekniklerine, hocaların anlattıklarına biraz böyle dudak bükerek bakmaları, hani Kunz geldiği zaman belki o kapıyı kapatabilir. Belki biraz daha profesyonel diye düşünebilirler. Ama orada da işler kötü giderse zaten Türkçe bilmiyor. Evet. Oyunculara abilik yapamıyor. İşte oyuncularla dertleşemiyor. Niye böyle bir şey oldu diye çıkacaktır mutlaka. Ama hani biz daha olması gereken taraftan bakarsak o bence biraz umut verici. Bir de Stefan Kuntz çok sempatik bir karakter. Ben bunun bile önemli olduğunu düşünüyorum. Hani Stefan Kuntz'a bakıp böyle hani insanda kötü duygular uyandıracak bir elektriği yok. Gayet sen pozitif. Futbolcundan hatırladın mı yoksa son dönemdeki? Son dönemde dikkat et. İzledin mi hiç son dönemde? Yok izlemedim. Hani yüzü gördüm. Gülen bir karakter. Hı-hı. Hani hal hareketleri öyle kimseyi rahatsız etmez. Çünkü biz biliyorsun hani bir teknik adamın saçından, kıyafetinden, sahadaki duruşuna kadar her şeye bakıp oralardan yürüyen bir futbol iklimiyiz. Hani Stefan Kutz'da onun da ben bir... Bunlar tabii şey değil. Hani teknik adam olarak bunları konuşmak bile abes ama bu ülkenin de gerçekleri. Tabii öyle olabilir. Senin dediğin gibi belki negatif biri olabilir ama sahada elinden gelen her şeyi yapıyordu. İdman metotları çok iyidir. Aynen. Aslında öbür kısmın hiçbir manası yok ama dediğin gibi bunlara takılınabiliyor. Haklı olarak takılınabilecek belki Hiddink geldiğinde çok fazla işte Türkiye'de kalmıyordu. İşte yurt dışında kalıyordu. Çok fazla değer vermiyordu milli takımdaki görevine diye mesela eleştiriliyordu. Kuntz'da öyle bir şeye de olacağını zannetmiyorum. Çünkü Kuntz Hiddink gibi, Lucescu gibi kariyerinin son bölümünde olan biri değil. Başarıya doymuş biri değil. O da hala kendini kanıtlamaya çalışan biri. 58 yaşında olmasına rağmen. Çünkü teknik adamlıkta da nispeten yeni sayılır. Yani 5 senedir adam akıllı hani bir teknik adamlık kariyeri var. Ondan öncekini çok saymıyorum. O yüzden bu motivasyon olması, amacı olması da bizim için çok büyük bir artı. Evet, Süper Lig'de yeni haftanın hakemleri de belli oldu. Cuma günü saat 20'de iki mücadele var. Yeni Malatya Spor Karagümrük mücadelesinde Hüseyin Göçek maçın hakemi. Saat 20'de İzmir derbisi var. Altay'la Göztepe karşı karşıya gelecek aynı saatte. Ali Umut Meler mücadelenin hakemi. Cumartesi günü 4 maç. 13.30 Sivas Spor Gaziantep Atilla Karaoğlan. 16 Kasımpaşa Trabzonspor Mete Kalkavan. 19.02 maç Antalya Spor Beşiktaş'a Ali Şansalan atanmış. 19'da ligin dibinde belki erken ama kritik bir maç var. Adana Demirspor Çaykur Rizespor. Evet. Cüneyt Çakır bu karşılaşmaya atanmış. Sert maç bu. Zaten hakem bile hani o karşılaşmanın sertliğini gösteriyor. Pazar günü 13.30 Giresunspor Konyaspor. Bu maçta Giresunspor açısından bayağı önemli. Volkan Bayaslan. 16'da Galatasaray oynayacak. Alanyaspor'la Abdülkadir Bitigen. 19'da haftanın maçı Başakşehir Fenerbahçe Fırat Aydınus. Yine 19'da Hatayspor Kayserispor Alper Ulusoy mücadelenin hakemi. Haftanın programı hakemleri bu şekilde. Neden pazar günü maç var, pazartesi günü maç yok? Çünkü yeni haftada hemen salı günü oynanacak karşılaşmalarla Süper Lig'de başlayacak. Onu da hatırlatmış olalım. İlk aramıza gidelim. Aradan sonra Beşiktaş Dortmund maçıyla buradayız. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la hat-trick devam ediyor. Mistikom! Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-15 yaptık saatleri. Bir mesaj gelmiş, tabii birçok mesaj gelmiş. Mehmet Ünlü şöyle demiş. Stefan Kuntz soğuk bir Alman değildir diyor Ali Erim. Aynen öyle demiş. Sıcakkanlı bir Alman demek. Bilmiyorum ben. İnsan okumak bizim işimiz. İnsan sarrafıyım mı? İnsan sarrafı olmak bizim işimiz. Şanlı öyledir. Burada biz sıcakkanlıları tercih ederiz tabii ki. Tabii. Sıcakkanlı olmak her zaman iyidir. Peki Beşiktaş Dortmund 2-1'lik yenilgi. Hı hı. 15-20 dakikalık iyi bir oyun. Sonrasında oyunun golle beraber kontrolünü kaybeden bir takım. İlk yarının sonunu çok zor getiren, hatta getiremeyen golü yediği için bir Beşiktaş. İkinci yarıda 67'ye kadar yine sahada pek istediklerini yapamayan bir takım. 67'de Batshuayi'nin girdiği pozisyon. Sonrasında Beşiktaş'ın verdiği pozisyonlar. 90+4'te gelen biraz da teselli golü ama yine de bir
Beşiktaş mücadele ortaya koymaya çalıştı. Zaman zaman iyi işler yaptı. Zaman zaman da çok zorlandı. Diğer tarafta Sporting de gruptaki diğer maçta kendi sahasında Ajax'a evinde 5-1 kaybetti. Ben kısaca özetledim. Sözü sana bırakayım. En azından öyle farklı bir mağlubiyet olmadı Beşiktaş adında anne Sporting'in yaşadığı gibi. Ama bu bir teselli midir? Yani teselli doğru midir? Mudur ya da? Bence fena değil. Yani 5-1 bitmesi var. Ki dünkü maç 5-1'de bitebilirdi. Pozisyonlara bakarsak. Yani Haaland'ın ilk yarıda kaçırdığı, ikinci yarıda boş kaleye kaçırdıkları pozisyonlar var. Ersin'in kurtardığı pozisyonlar var karşı karşıya. Yani onlar olsa 5-1 olurdu. Bence yine teselli Ali abi. Yani 5-1 başlamak var. 2-1 kaybederek başlamak var. Bence yani seni dağıtan bakarak, bir skorla başlamak var. Evet. Bir de nispeten hani sonda hatta umuda bile sevk etti seni o 2-1. Hani acaba 2-2 olur mu? 3 dakikadır. Yani onu hissettirdi. Hatta en azından o maçın başındaki oyun Beşiktaş'ın bundan sonra da bu grupta yani bir şeyler yapabiliriz, bir sürpriz yapabiliriz göstermesi açısından bence önemliydi. Ben böyle bir başlangıç beklemiyordum Beşiktaş'tan. Hatta Dortmund'dan da böyle pasif bir başlangıç beklemiyordum. Bunu görmek benim adıma mutluluk verici. Yani kafa kafaya oynayabileceğimizi belli bölümlerde ki hani 1-0 geriye düşeriz sonra rakip geri çekilir biz baskı yaparız gibi bir şey de olmadı. 0-0'da hani biz daha istekli daha hani bu kelimeyi bayağıdır kullanmıyordum ama proaktif bir şekilde başladık. Proaktif. Kapatalım Hakan yayını proaktif. Dortmund biraz. Artık bu saatten sonra söylenecek hiçbir kelime ama yılda bir kullanmayacaksam aşamaz. Da yani dikkat Beşiktaş ediyorum. Beşiktaş proaktif başladı reaktif bitirdi. Evet öyle oldu. Golü yedikten evet. Sonra da bu sefer oyun üstünlüğü Dortmund'a geçti. Ama dediğim gibi o ilk kısmı izlemek Piyan için tekrar böyle bir performans göstermesi işte Batshuayi'ye attığı o uzun pas. Gezdal'i savunma arkasına kaçırması ki orada pasın şiddetinde ya da Gezdal'in biraz uyanıklığında eksiklik vardı. Larin'i yine pozisyonla buluşturuyordu Pjanić. Pjanić'in de Beşiktaş motivasyonu oldukça yüksek başladı. Evet o da herhalde Kumana mı kendini kanıtlamaya çalışıyor? Bir amacı var gibi. Yani buraya gerçekten yatmaya değil de oynamaya gelmiş. Kendini tekrar göstermeye gelmiş. Bir mesaj içeriyor. Belki kendi kendine bir meydan okuyor bilemiyorum ama bu tabii ki Beşiktaş'a çok yarıyor. Tabii %100. Daha ilk maçtan bu kadar etki etmesi. İkinci maçta da bu seviyede de yine etki edebileceğini göstermesi belli bir aralıkta da olsa. Hani maçın genelinde Pjanić öyle çok çok iyiydi diyemem. Ama ilk bölümde direkt maçta pozisyonların içinde olan pozisyonları yaratan oyuncu konumundaydı. Bu çok kıymetli Beşiktaş adına. Orada belki bir gol bulabilsek çok farklı olabilirdi. Evet mutlaka direnç değişirdi. Direnç orada. Daha farklı olabilirdi. Orada gol de gelmeyince bir de dakika 20'de çok fazla yani bir pozisyonumsu verdik galiba öncesinde şuta dönüşmeyen bir savunma arkasına kaçtı Dortmund. Üstüne bu golü yiyince orada moraller biraz bozuldu. Benim beklediğimden daha fazla moral bozuldu. Biraz mı? Hayır. Bayağı bozuldu. Yani seninle konuşurken ben bu kadar bozulmaması gerektiğini çünkü çok tecrübeli bir takım olduğundan bahsetmiştim Beşiktaş'ın ama senin dediğine daha yakın bir tepki oldu Beşiktaş'tan. Yani çok iyi tepki veremedi gole. Orada motivasyonu kırıldı. Sonra üst üste pozisyonlar geldi. Sarı kartlar geldi. Oradan bile anlayabilirsin. Yani savunma oyuncularının da zorlandığını gördük. Beşiktaş'ta iki stoperi birden hani bir iki dakika arayla sarı kart gördüler. Savunma yapmakta zorlandık. O dönemde konsantrasyon biraz kayboldu. Böyle olunca ikinci golde bir yerde gelecek gibi hissettik açıkçası. Tabii bu golün taçla gelmesi çok beklediğimiz bir şey değildi. Akan oyunda o hareketlilikle birlikte ben açıkçası bir gol bekliyordum. Ama burada da duran top sonrası bir hareketlilikle yine gol geldi. Bellingham'ın boş durmaması orada belli ki bir set çizilmiş Bellingham'ı boşa çıkarma konusunda. Onu uyguladılar. O da dar alanda çok çok etkili bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yani bir kat oyuncusu değil. Bellingham bir merkez ortası ama hani golün öncesindeki o çalımı Wellington'a yapmıştı sanıyorum. Soluna çekti. İkinci yarı hatırlayın. Ceza sahası içinde iki Beşiktaş futbolcu üst üste geçti. Çok net böyle sağından soluna alıp dar alanda çalımlarla geçmeyi başardı. Bunları çok iyi yaptığını gösterdi. Böyle bireysel performanslara da bir anlamda Beşiktaş cevap veremedi. Atiba'ya üzüldüm. Hani maçla ilgili aklımda kalan hem ayak uyduramadı tempoya. Mesela bir pozisyonda savunma arkasına kaçtı. Topu kontrol etti. Ayakta kalamadı. Hı hı. Orada ayakta durmakta zorlandı. Belki net kontrol edip net bir şekilde gidebilse karşı karşıya kalabilecekken
Orada artık zeminin mazizi yoksa tempoyu mu kaldıramadı bilemiyorum. Zemin çok kötüydü. Zemin kötüydü, kabul. Orada onu emin olamadım. Çok da eleştirmek istemiyorum ama. Haaland da söyledi zeminin çok kötü olduğunu. Ya maçtan sonra röportajında. Maalesef sezon başından beri böyle. Beşiktaş'ta hiç bir iyileşme yok. Milli aradığının da pek yaramadığı gözüküyor zemin konusunda. Onun da etkisi olabilir ama onlar daha fazla ayakta kaldılar. Çok daha hareketlilerdi. Fizik olarak çok hızlılar. Mesela onların farkı topla çok hızlı oyuncuları vardı. Bizde hani Enkudu'nun da yokluğunda öyle bir oyuncu, hani Batshuayi sayabilirsin hücum bölgesinde. Bir de bekleri sayabilirsin. Hani Gezzal öyle bir oyuncu değil. Mesafe kat eden oyuncu yoktu. Yok. Topla. Onlara bak. Haaland o fiziğine rağmen tek başına evet, çok mesafe kat edebiliyor. Malen aynı şekilde. Brandt oynadığı dönemde öyle. Bellingham bir merkez orta saha 8 numarası. Topla ne kadar iyi gidebildiğini gördük. Bekleri de iyi katkı verince hani normal zaten bizden çok daha önde bir takım Dortmund. Bakınca hani maçın geneline ben böyle çok büyük bir hayal kırıklığına uğramadım. En azından belli bir bölümde. Dün onu söylemiştim. Hani başa başa oynayabileceğimizi göstermemiz lazım. Yeneriz yeneriz çok önemli değil. Yenildik günün sonunda. Başa başta oynayabildiğimiz bölümler oldu. Bu da mutluluk verici. Bunun sadece süresini biraz arttırmak. Belki bitiricilikte de biraz daha iyi olursak. Bundan sonraki maçlarda galibiyet olmasın da böyle bir beraberlik çıkarabileceğimizi gösterdik. Ama bu tempoyu da her maç yapabilir mi Beşiktaş? O da büyük soru işareti. Bugün gördüm istatistiği. Son 8 yılın en yüksek mesafe kat edilen maçı olmuş Beşiktaş adına Türk takımlarından. Evet. Son 8 yılın en çok mesafesi ki 114.7. Hani bahsettiğimizde 118-120'ler değil. Dortmund'un her maç yaptığı mesafeler değil. Peki sabah bir şey kafama takıldı Mert. Bu oyuncu değişikliklerinde koşu mesafesini nasıl ayarlıyorlar? Oyuncu değiştirdiğinde koşu mesafesini nasıl? Mesela sen 3 tane oyuncu değiştirdin. Evet. O 3 tane oyuncunun oyunda kalma süresiyle diğer takım mesela 5 tane oyuncu değiştirdi. O 5 tane oyuncunun sahada kalma süresi farklı. Ama sonuçta sahada hep 11 kişi var Ali abi. Fark etmiyor ki kimin girip çıktığı, önemli mi? Sonuçta sahada 11 kişi devam ediyor. O çıktı. Onun kronometresi neyse durdu. Diğerinin başladı. Öyle yapıyorlar. Ha, ama öyle. O zaman işte çok oyuncu değiştirdiğin zaman koşu mesafen de daha fazla daha çıkabilir. Diri oyuncular, ekstra iki diri oyuncu soktuğun için sahaya evet daha fazla ya çıkabilir. Atıyorum, sen girdin oyuna 60. dakikada, ben 60. dakikaya kadar 6 kilometre koşmuştum. Hı hı. Sen de 7 kilometre koştun. Koşamazsın ya o kadar kısa sürede ama oldu mesela. O zaman daha fazla oluyor demek. Evet ama işte bu olabilir. Sen de daha fazla oyuncu değiştir o zaman. Dünkü Beşiktaş mesela yapmadı bunu. 3 değişiklik yaptı. Belki daha diri oyuncular soksa bu istatistikte daha yukarıda çıkabilirdi. Tabii sadece istatistik üzerinden okumak doğru değil ama o da bir şeyleri gösterdiği için. Yani bu tempo, bu baskı ya da nasıl diyeyim, bu gitgeli kaldırabilecek mi Beşiktaş? Hafta içi hafta sonu bir de takım kolay rejenere olacak bir takım değil. Çünkü hani Orhan Uluca ile konuşuyorduk. Hani Leipzig'in, Salzburg'un yapılanması ve bunun üzerine hücum pres yapacak, koşacak ve 3 günde bir maça daha kolay adapte olacak futbolculardan kuruluyor. Daha genç. Gençler daha çabuk toparlanır ama Atiba'nın, ne bileyim Batshuayi'nin bile işte toparlanması kolay değil. Beşiktaş'ın daha fazla rotasyon yapması lazım. Aynen. Onu da ligde yapacak. Evet. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde bir hedefi olacaksa, ki öyle olduğunu varsayıyoruz. Onu yaparsa belki, ama yapmazsa sakatlıklardan dolayı da yapamayabilir. Şimdi Teixeira yokken, Larin yokken kolay kolay da rotasyon konuşulamaz. Diğer maçları merak ediyorum. O yüzden bu tempoya çıkabilir mi, bu mesafelere bir daha çıkabilir mi diye. Emre Özelçinler, Sergen Yalçın maçtan sonra bizim tempomuz iyiydi ama yetmedi dedi. Bence Avrupa futbolu ile Türk futbolu arasındaki farkın güzel bir özeti demiş. Yani bizim en yüksek tempodaki takımımız gözüküyor. Ligde en hazır, ön alan baskısı en iyi yapan takımıydı Beşiktaş. Ama evet, bizim ligimizde çok yeterli olmadı. Yapar ama Dortmund'da olmaz tabii. Kafalardan seken top Dortmund'a karşı 114.7 kilometrelik koşu mesafesine ulaşan Beşiktaş son 8 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok koşan Türk takımı oldu. Senin söylediğin istatistik bu. Aynen. Böyle oynayalım, yenilsek de üzülmeyiz demiş. Ama bu işte devam edecek mi? Ben onu merak ediyorum. Çünkü sezonun biraz başı, fikstür daha çok yoğun değil. Şimdi haftaya da mesela bir lig karşılaşması olacak hafta içi. Hafta sonu lig maçı var. Ha, öbür hafta sonu bir daha. 3 maç daha yapacak Beşiktaş. Bir sonraki maçı kimle? Ajax'la mı? Ajax'la deplasmanda. Ajax'la deplasmana kadar 3 lig maçı yapacak. Ve mesela Vida olmayacak. Teixeira belki birkaç maç kaçıracak. Bu oyuncular mı devam edecek?
belli bir kısmı rotasyonsuz gitmek durumunda kalacak ve o tempoyu korumak da kolay gözükmüyor. Gerçi Beşiktaş bu açıdan avantajlı. Marone'yle değil mi çalışıyorlar, evet, hala işin o fizik kondisyonel kısmında. Ligimizin en iyilerinden biri. Ama yetecek mi işte, yurt dışı çok daha farklı. Kapalı tribün abi, Ajax deplasmanı çok zorlu geçecek. İnşallah 13 günde daha fazla sakatlık vermeden o maça çıkma şansımız olur. Adamlar Lisbon'u deplasmanda perişan etti demiş. Yalnız şöyle bir istatistiği var. Ajax'ın maçta spiker arkadaşımız Er vurduğu gol mü oldu? Yok, öyle değil. Deplasmanda çok iyiler, iç sahada çok kötüler. Şampiyonlar Ligi'nde. Deplasmanda bayağı kazanırken iç sahada da sürekli kaybeden bir Ajax var. Dün de onun bir tezahürü oldu. Yani deplasmanda çok rahat kazandı Ajax. İç sahada hani istatistiğe bakarak Beşiktaş'ın şansı biraz daha yüksek diyebiliriz. Yusuf Ali abi, Eksen Şampiyonlar Ligi özetleri paralı spor paketin yoksa izleyemiyorsun demiş. Neden Eksen'e verdiniz yayın haklarını, anlamadım gitti demiş. Televizyonda ben bugün özet gördüm sanki ama Beşiktaş'ı mı diğer maçları mı hatırlamıyorum. Sanki Şampiyonlar Ligi özeti vardı bugün bir kanalda ama. Evet ama şöyle bir durum var. Hani zaten özetler bizde var. Bu arada Esport'ta, TRT'de de şu var. Görüntülü bir analiz biz var. Biz işte Türk takımlarının maçlarını 90 dakika tekrarını veriyoruz. Bugün mesela Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarının tekrarı var. Esport'ta açıp izleyebilirsiniz. Yalnız şunu da ekleyeyim. Şimdi mesela Digitürk'te de spor paketiyle diğer paketler arasında fiyat farkı var. Yani siz Exxen'e normal bir üyelik yaptınız. O üyeliği geliştirmezseniz, upgrade etmezseniz zaten izleyemezsiniz. Bu işin doğası. Tabii tabii. Dolayısıyla sinirlenmek yerine diğer örneklere göz atmak lazım. Ona da o yüzden pek hak vermiyorum. Şunu diye olabilir Ali abi. İnternet sitesinden verilmiyor anladığım kadarıyla. Hani YouTube'a koyuyorlar ama. Exxen'in YouTube'unda. Tabii Exxen'in YouTube'unda özetler var. Var mı? Tamam, ben bilmediğim YouTube'dan için. YouTube'dan izleyin. Tamam. Yoksa çünkü hani Bein'in de mesela. YouTube'a biz koymuyoruz. Onlar koyuyor. Onlar koyuyorlar. Tamam. Yani Exxen'in kendi şeyinde YouTube hesabında özetler var. Ben şöyle anladım. Çünkü Bein'de de mesela hani maçlar şifreli ama sonuçta internet sitesinde özet veriyor. Özetini izleyebiliyorsun. Hani burada öyle bir şey yok gibi anlamıştım ama sen YouTube'da var diyorsan tamam, problem yok. Necat, bugün 21 yaşına giren oğlum Kubilay'ın doğum gününü kutlarım demiş. Onu çok seviyorum diye eklemiş. Biz de Kubilay'ın doğum gününü kutlayalım. Şampiyon Beşiktaş diye de eklemiş. Bence Necat uyarı böyle 21 yaşında biri zannediyordum. Meğer 21 yaşında oğlu var. Ya Ali abi onu... Ben dedim insanları iyi okurum. Evet, İnsan sarrafıyım dedim ben. Belli. Ama ben de o şeyi yaşıyorum biliyor musun? Şimdi bazen okuyorum. Mesela isim soy isim. Necat Uyar bize yazdı diyorum. Bir akranımmış gibi hissediyorum. Ama dediğin gibi sonra bir bakıyorsun. Meğer 21 yaşında çocuğu olan bayağı kelle felle mi denir? Hani aynen, bir biri çıkıyor. Onu kestirmek çok güç. İbrahim Akbulut, zengin adam geri dönmüş demiş. Hoş geldin abi. Cenaze dolayısıyla 3 gündür dinleyemiyordum diye bir mesajı var. Başı sağ olsun. Başı sağ olsun. Başınız sağ olsun. Ali Kahveci, bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'a helal olsun. Dortmund'a 11 kişi defans yaptırarak ne kadar büyük takım olduğunu gösterdi. Darısı bu akşam oynanacak takımlarımızın, bu akşam oynayacak takımlarımızın başına diye bir mesaj atmış. Muhammed Dalmış, bence Beşiktaş çok iyi oynadı demiş dün akşam. Evet, belki yenildik ama mücadeleyi bırakmadık. Ersin'i de bayağı bir övmüş. Ersin'in de ilk golde hatası var mı yok mu? Mesela sabah biz Ersin Destanoğlu performansını övdük genel olarak. Kritik birkaç kurtarışı vardı maçta ama ilk goldeki pozisyonda Ersin'in hatası olduğunu düşünen taraftarlar da yok değil. O yüzden bilmiyorum, ben orada Ersin'e gelene kadar daha fazla hata olduğunu düşünüyorum. Mesela bugün bir kez daha izledim pozisyonu Ali abi. Montero mesela orada yerini kaybetmiş. Sol stoper ama sanki üçlünün ortasındaki stoper gibi konumlanmış. O kanat orta taraf bomboş. Atiba takip ediyor ama normalde Montero'nun orada olması lazım. Büyük ihtimal Dortmund'da forvetleri takip ederken Haaland'ı, Malen'i. İşte dedim ya, hareketli oyun başlığı. Onlar aldı götürdü. Evet. Montero yerinden aldı ve Bellingham da çok zeki. Gördü oradaki boşluğu. Hemen o koşuyu yaptı. Atiba da uyandı ama yetişemedi. Ben hani Ersin'e gelene kadar savunmada orada problemi ararım bence. Zoran Tadiç nikli bir dinleyicimiz. Bence Beşiktaş demiş Sergen Yalçın'la doğru yolda. 2-3 sene içinde Avrupa'da başarı gelebilir. Buna katılıyor musun? Ben de bugün programa çalışırken de düşünürken ne konuşsam diye bir an onu düşündüm. Yani Beşiktaş geçen senenin üzerine koydu. Çok kesin bu. Geçen senenin bir versiyon üstü gibi duruyor şu anda kadro kalite olarak. Fizik olarak da iyi seviyede gözüküyor ama üstüne koyarak gider mi? Onu çok kestiremiyorum ben. Hem
teknik adam yönetim arasında bir problem olur mu olmaz mı? Çok sallantılı bir süreçten geçildi. Şimdi işler yolunda gidiyor. Bu bir. İki, kiralık oyuncular bu takımın önemli parçaları yine. Pjanic, Batshuayi, yani onlar gidecek. Seneye tekrar bir böyle iyi hamle gelir mi? Ekonomi bu kadar rahat olur mu bir sonraki sene? Her sene olmaz diyoruz. Her sene oluyor ama seneye olur mu yine de ben mesafeli emin yaklaşıyorum. Değilsin. Emin değilim o konuda. Yaş ortalaması yükseliyor Beşiktaş'ın. Seneye biraz daha yerli ağırlıklı olmak durumunda. Avrupa olsa da 12 yabancı olacak. Sen iptal olacağını düşünsen olur de kuralım. Olur seneye olur. Hani bunları düşününce böyle çok uzun vadeli müthiş bir... Stefan Kuntz bunları değiştirecek. Değiştirir mi? Alman getirsin. Önce Ofsayt'ı kaldıracak. Ha, sonra yabancı sınırını kaldıracak Stefan Kuntz. Dediklerin %100 doğru. Ama mesela ben şunu talep ediyorum. Sabah da biraz konuştuk. Bu anlayışın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu oyun anlayışını. Önde oynayan, rakibe pres yapan, o anlayış devam ederse bence Beşiktaş en azından ligde ciddi bir istikrar yakalayabilir. Avrupa'yı bilemem. Çünkü Avrupa hakikaten işte zorlandığımız alanlar net şekilde ortaya çıkıyor. Orada birçok faktör var ama mesela bu anlayışın ben ligde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu anlayış Sergen Yalçın'la birlikte geldi. Abdullah Avcı döneminde böyle bir anlayış yoktu. Yine teknik adam bazlı aslında bir anlayış. Ve yönetimin bir futbol aklıyla değil bu anlayışı. Onlar dikte etmediler. Sergi Yalçın inisiyatifiyle geldi. O yüzden o devam ettiği müddetçe devam eder. Ben onda bir sıkıntı görmüyorum. Yani Sergi Yalçın yarın öbür gün çıkıp ben artık önde basmayacağım, geride oyunu kabul edeceğim demeyecektir. Yani bunu demesi için bir sebep göremiyorum. Ama o giderse olabilir. Çünkü teklif gelebilir. La Liga'ya gidebilir. Çok istiyor. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. O zaman ne olacak? Bir futbol aklı olmadığı için bu sistem devam edecek mi aynı şekilde? Onun garantisini göremiyorum hala. Çünkü içinde bulunduğumuz zaten yerde... Zaten garantisi yok. Görememen normal. Uzun vadeli düşünemiyoruz. Garanti belgesi yok. Evet. Mahmut, Ali abi ben Mert Elam'la aynı yaştayım. Kelli felli değilim. Çoluk çocuk da yok. Saygılar demiş. Mahmut'un mesajı bu. İyi güzel akranım. Jardel Ozan, Ersin hata yaptı diye kızan taraftarlar mı varmış? Bizim Türk taraftar tipi gençler oynasın hatasız oynasınlar. İlk hata yaptıklarında da takımdan gönderirsinler diye konuşuyor. Böyle bir dünya yok demiş. Akşam da Galatasaray'ın Lazio ile kafa kafaya bir oyun oynayacağını düşünüyormuş. Bir dinleyicimiz Eksen'in YouTube'unda Şampiyonlar Ligi özetleri yok demiş Yusuf. Ama bilemiyorum, ben bakmadım. Sen koyacaklar o zaman. Onların şeyi çünkü planları o. Diyorsun. Evet, planları o. Tamam. Onun olduğunu biliyorum yani. Birinci ağızdan biliyorum. Acun mu söyledi sana? Ne? Acun Ilıcalı mı söyledi? Acun söylemedi ama iki numara söyledi. O yüzden az deyince insan hani öyle zannediyor. Mustafa Kaya, ben de Ali Erim'le aynı yaştayım ama benim 17 yaşında oğlum var demiş. Gülmüş. Oo. Evet. Bizim yaşlarımızı artık biliyorlar o zaman. Yani çok arada söylüyoruz tabii de. Evet. Akıllarında kalıyor demek ki. Benim 35 artı 8. 35 artı 8. Kural, yabancı kural. TFF style'a söylersen. 35 öyle. Artı 8 mi oldun? Benim de o zaman 25 artı 8. Sen daha 25 artı 8 deme. 33 mi diyeyim de? 35'i geçince şey yap. Artılara 35'i geçince artılara geç. 30 artı 3 diyeyim. Ne? 30 artı 3. Yok, 33 güzel bir yaş. 33 erkek için çok iyi bir yaş. Hatta bayağı iyi bir yaş. O yüzden şu an rahatsın sen. 35'ten sonra şey yaparsın. 29 artı 6 dersin. Hmm. Hani bir tık aşağıya çekersin. Tamam. Süleyman Karabacak. Abi bu sene Şerif ne kadar sürpriz yapacak? Şaktır'ı da yendiler demiş. Daha ne kadar sürpriz yapacak Şerif? Ya yeter. Zaten 3 puan aldılar işte. Şerif'in de enteresan bir hikayesi varmış. Dün NTV'de güzel bir yazı okudum. Şerif'in Moldova'da ait olduğu bölgenin aslında farklı bir ayrılıkçı bölgeye ait tabii olması. Moldova'nın takımı, evet, gibi görmüyorlar. Hani Moldova'nın takımı gibi görünmemesi. Onun Şerif'in bağlı olduğu holdingin o ülkede tamamen bir tekel olması. Bayağı enteresan detaylar vardı. Ama yine de hani böyle bir organizasyonda 4 tur geçerek herhalde ana gruplara kaldılar. Çok büyük bir hikaye tabii ki onlarınki. Kapalı tribün. Ali abi sabahları sizi dinlemek bana hiç iyi gelmiyor ama şimdi dinliyorum. O kadar iyi geliyor ki bende mi sıkıntı var yoksa sabahki uykulu halimde mi sıkıntı var abi demiş.
Yani zaten ikisi de sen oluyorsun. Bende mi sıkıntı var? Sabahki uykulu halimde mi sıkıntı var? İkisi de senin sıkıntın. Evet. Hani sizde mi sıkıntı var, bende mi sıkıntı var deseydi cevap verebilirdim ama. Tabii kendi öyle sorduğu için bizde sıkıntı görmüyor anladığım kadar. Bizde de sıkıntı olabilir. Çünkü sabah daha farklı bir format farklı. Format farklı. Evet. Yani öğlen daha farklı. Sabah farklı. Öğlen daha farklı. Öğlen hat-trick, sabah spor. Sabah reaktif, öğlen proaktif gibi düşünürüz. Olur mu? Bilemedim. Hakan sinirlendi gene bak. Ayağa kalktı. Araya gitmek istiyor. Ne var Hakan? Araya mı gitmek istiyor? Hakan'ın lazım? Bu ara çok üstüne gitmeyelim. Biraz Hakan agresif. Bana para işareti yapıyor. Ben bilmiyorum ama. He. Bir şey söyleme, yayına geliyor. Sonra anlaşalım seninle. Borcum varsa öderim. Bilmiyorum neden para işareti yaptı. Peki. 14.36 parayı saatlerimiz. Parayı bu arada reklam için demiş olabilir mi acaba? Kendine mi istiyor parayı yoksa? Bilmiyorum. Hiç anlamadım. Yani reklamlar, para yani lazım. Şu an pikçileri oynuyor gibi. Hakan bir şeyler çiziyor. Biz de anlamaya çalışıyoruz. Pek anlayamadık. Araya gidelim. Arada bu sorunu çözeriz. Aradan sonra da devam edeceğiz. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarıyla. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor. Mistikom! Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde Beşiktaş'ın Dortmund önündeki maçını konuştuk. Dortmund performansını değerlendirdik. Şimdi sırada Fenerbahçe ve Galatasaray var. Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray 11'i belli şekilde Lazio'nun karşısına çıkacak gibi gözüküyor. Evet. Kalede Simović. Her seferinde de boşluk oluyor evet. Bende yani. Sen de sen gülmeyene kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Yani artık yeter, tamam, kabak tadı verdi boş dediğin noktada yani. Tebessüm etmediğin noktada keseceğim bunu. Çünkü çok da benim ciddi giriyorsun. Ne? Çok ciddi giriyorsun. Ben gerçekten evet. 11 bekliyorum senden her seferinde. Her seferinde de yiyorum bakalım. Bir yerde bağışlık kazanacağım inşallah. Halil, Kerem, Morutsan ileri üçlü olacak. Evet, Morutsan'ı çözdün. Evet. Morutsan. Evet, Morutan demiyorsun. Güzel. Yani hep söylüyorum. Giderken Morutan'dı, döndüm Morutsan oldu. Morutsan. Değişik böyle firma ismi gibi oluyor san olunca sonunda. Sanayi. Merkezde Taylan'ın oynaması bekleniyor. Evet, Berkan. Çıkıldao, Berkan. Savunma hattında Yedlin, Van Aanholt kanatlarda ve Marka'yla Nelson savunma hattını oluşturacak olan diğer oyuncular stoper tandeminde. Aynen, Galatasaray için. Bir de bakalım bu kadroya görelim. Morutsa'nın ben kanat performansını merak ediyordum. Nasıl olacak orada, çünkü öyle bir beklentiyle de geldi. Takıma bakınca, işte yabancı yerli kuralına bakınca, ki bu Avrupa maçı gerçi ama ligde böyle bir düzenle sahaya çıkabileceğini düşünüyordum. Çünkü Taylan, Berkan takımdaki hani ilk 11'de oynayabilecek az sayıda yerliden ikisiydi. Hmm. Bu maça biraz da sakatlıkların etkisiyle bu 11'le Galatasaray çıkıyor. Tabii Fegulli veya Barış Alper veya Emre Kılınç hazır olsa büyük ihtimal Morutsan'ı bir sağ tarafta görmezdik. Taylan'ı yine yedek kulübesinde gördüğümüz bir düzen olabilirdi. Bu 11'le ilgili ne diyebiliriz? Bir kere tabii karşı tarafla Lazio ile birlikte değerlendirmek lazım Ali abi. Sarri orada takımın başında. Sarri deyince klasik hani Sarri bol diyorlar ama pas yapan bir takım var karşıda. Yine Sarri o konuda pek fazla bir değişime gitmediğini görüyoruz. İstatistiklere baktığımızda geçen paylaşıldı. Karagümrük'te mesela Avrupa'nın bu anlamda en iyi takımlarından biri pas yüzdesi, pas sayısı olarak. Lazio'da öyle bir başlangıç yapmış. Yani bugün beklenti herhalde biraz da Lazio'nun topa sahip olması şeklinde. Çünkü Galatasaray'da henüz öyle bir pas oyunu oturtabilmiş değil. Galatasaray hani neyle ön plana çıkıyor? Ön alan baskısı yapmaya çalışıyor. Bu da oturuyor. Yani Lazio pas yapacak, geriden topla çıkmaya çalışacak. Galatasaray'ın ön bölgesi, orta sahası da hatta savunmasında ileri çıkarak bir hücum pres anlayışı. Bugün öyle bir maç başlangıcı ben bekliyorum Galatasaray'dan. Bunu tabii ne ölçüde yapabilir? Lazio ideal 11 ile mi çıkacak? Şimdi bugün kadrolara baktığımda bayağı bir rotasyon yazılmış aslında İtalyan basınında. Yani ligde oynayan kadronun 3-4 farklı oyuncusu sanki bugün oynayacak gibi. Galatasaray mesela elindeki en ideal kadroyla çıkacak gözüküyor. Bu bizim adımıza bir avantaj olabilir. Doğru. Çünkü onlar da geriden belki oyun kurmakta zorlanabilirler. Yeni oynayacak futbolcularla birlikte. Bu kıymetli. Galatasaray maç başlangıçlarının iyi olduğunu biliyoruz. Bu pres yaptığı bölümde gol bulursa bir avantaj olur. Ki bu aslında son iki maçta gol buldu. Hatta farkı ikiye de çıkardı. Gerisini getirememişti.
Peki Galatasaray geri düştü mü bu dönemde? Düşmedi. Bu maç bakalım tabii inşallah öyle olmaz ama bu pres sonuç vermeyip bir de geri düşerse Galatasaray acaba nasıl bir reaksiyon verecek? O da yeni bir sınav olacak değil mi? Evet, Galatasaray için yeni bir sınav olacak ki bunun ihtimali de öyle düşük bir ihtimal de değil. Hani oranlara bakarsak Lazio bu maçta hani favori diyemezsin belki ama bir adım önde gözüküyor. Evet. Galatasaray'dan önde gözüküyor. O da ayrı bir test olacak Galatasaray için. Bakalım ben de merakla bekliyorum. Çok karamsar değilim çünkü Lazio'nun biraz daha yedek ağırlıklı çıkacağını hesaba katarak. Ama aynı 11 çıkacaksa Immobile'ler vesaire herkes olacaksa orta sahada savunma hattında o zaman daha farklı olabilir karşılaşma. Daha zor geçebilir Galatasaray'ın da düşüncem bu şekilde. Bakalım merak ediyorum Galatasaray'ı. Evet ben de merak ediyorum. Genç oyuncuları. Genç yine orta hatta bakarsan yani Taylan oradaki bakayım en deneyimli futbolcu kalıyor. Ki Tayland'da 26 yaşında. Berkan var, Çıkıldağ var, Morut Soğan, Kerem Hadi çok genç, çok dinamik. Bizim hep örnek gösterdiğimiz Salzburg vari bir yapılanma. Onların da öyle çünkü orta altılısı ileri attı. Bu tarz genç oyunculardan kuruyor. Onların çok daha genç ama savunma hattı biraz daha deneyimli. Galatasaray'da da öyle. İşte sol beki deneyimli, kalecisi deneyimli. Savunma hattı nispeten Yedlin'le beraber deneyimli. O öndeki enerjiyi doğru harcayabilecek mi, doğru kullanabilecek mi Galatasaray? Bu belirleyici olacak. Şu an pek doğru kullanamıyor gibi. Maçın başında o enerjiyi harcıyor, gerisini getiremiyor görüntüde. Fatih Terim de dedi, dün bunu biz ayarlayabilirsek ne zaman pres yapılacak, ne zaman aktif dinlenecek, işte aktif dinlenirken topa sahip olmak, bu gibi kavramlardan bahsetti. Bunu biraz oturtabilirse bu genç kadronun bir şeyler ortaya koyması kaçınılmaz. Ama bir anda da iyi olmasını da açıkçası ben beklemiyorum. Çünkü bir geçiş sürecinde Galatasaray'da eleştiriyoruz. Tabii ki Galatasaray'ı her zaman beklentimiz yüksek ama bunun da yeni bir yapılanma olduğunu, daha genç isimlerden kurulu olduğu için biraz daha zamana bir ezbere ihtiyacı var bu takımında. Henüz o seviyede değil, Fenerbahçe'de o seviyede değil. Beşiktaş daha hazır gözüküyor şu anda o açıdan. O yüzden Galatasaray Fenerbahçe'nin bir anda Beşiktaş seviyesine çıkması da kolay değil. Yani bugün öyle kafa kafaya oynar mı? Çok kestiremiyorum Galatasaray'ın yeni bir düzen oturtmaya çalıştığı evet, için. Evet, bir de hani Lazio'nun da nasıl bir 11'le çıkacağı da herhalde evet. O gidişatı bayağı etkileyecek. O yüzden çok bir şey söylenemiyor karşılaşma öncesinde. Lazio geçen sene Serie A'yı 6. sırada bitirdi. UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan gitti. Galatasaray'da bugün 4 tane oyuncu sakatlıkları sebebiyle yok. Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sasha Boy ve Sofyan Feghouli. Bu isimler sakatlıkları sebebiyle oynayamayacaklar. Emre Kılınç yazılmamış mı? Emre Kılınç yazılmamış. Emre Kılınç olacak mı? Bilmiyorum. Ben de Barış Alper'in oynama ihtimalinden ya da kadroda olma ihtimalinden bahsedildiğini görmüştüm. Oğulcan, Aytaç... Yok. Asun Sağ'da yok. Asun Sağ'da yok. UEFA kadrosunda olmayan isimler. Aynen. Bu da aslında biraz Fatih Terim'in elini kadronun derinliği açısından zorlaştıracak. Galatasaray kendi sahasına geri dönüyor. Bu son derece önemli. Şu ana kadar Galatasaray iç saha gibi gözüken maçlarını da başka statlarda oynadı. Seyirciyle beraber bugün Galatasaray'ın coşkusu biraz daha yüksek olabilir. Bakalım. Bunları da hep beraber göreceğiz. Lazio bu arada sezonda 2'de 2 ile başlamıştı. Nispeten zayıf rakiplerle evet. Oynadılar. Spezia ve Empoli ile oynadılar. Evet, gollü de karşılaşmalar oldu. Birinde 5 gol attı yanılmıyorsam. 6-1 Spezia'yı yendiler. Empoli'yi 3-1 yendiler deplasmanda. Sonra Milan'a 2-0 kaybettiler. Aynen o son maçtı. Son maç onlar için kötü geçti ama 2'de 2 ile başlamak onlar için önemliydi. Şimdi Fenerbahçe'ye tabii geçeceğiz. Orada daha kötü başlayan bir rakip var. Frankfurt. Frankfurt 4 karşılaşmada şu ana kadar galibiyet alamadı. Onlar da problemli. Sakatlıklar var takım içerisinde. Onlar da bu arada çok güçlü takımlarla da oynamadı. Yani bir Dortmund'da oynadılar. Farklı kaybettiler 5-2 ilk maç. Sonraki 3 maçta berabere bitti. Ki o da zayıf rakiplerdi şu an tek tek hatırlamasam da oynadıkları takımları. Bir 11 oturtmakta, bir düzen oturtmakta şu anda zorluk çekiyor Glasner. Ki bugün de yedek kulübesinde de olamayacak cezası sebebiyle. Bu açıdan Fenerbahçe biraz daha şanslı. Rakibin durumunu hesaba katarsak. Ama Fenerbahçe'de yeni bir yapılanma içinde. Fenerbahçe'de de çok eksik var. 8 oyuncu yok Fenerbahçe'de de. Aynen. Çok çok eksik yani. İrfan Can, Tisserand, Zayis, Sangare, Sosa, Müjdat. Likovcan. Bunlar önemli eksikler. Evet sonda yakaladım. Ya var mı şimdi? Müjdat oynuyor mu? Oynamıyor. Eksik yok, o zaman. Eksik. Tabii o mantıkla bakarsan. Öyle değerlendirelim. Çok eksiği var Fenerbahçe'de. Bayağı bir eksiği var. Crespo, Serdar Dursun,
Burak Kapacak, bunlar da UEFA listesinde olmayan oyuncular. Aynen, onlar da rol oyuncuları sonuçta. Hani kanat bekine bir şey olsa mesela Burak Kapacak'ı oyuna alabilirdin. Şimdi elinde bugün şimdi B'nin 11'ine baktım. Ferdi'ye Muhammed yazılmış mesela. Hani Muhammed'e bir şey olduğunda Ferdi girecek. Ama işte Burak Kapacak olsa, yedek kulübesi de biraz daha güçlü olsa Fenerbahçe'nin daha iyi olabilirdi. Ama şu anda elindekiyle idare etmek durumunda Vitor Pereira. Bir 11 çıkarıyor ve fena da bir 11 çıkmıyor yine de Ali abi. Yani o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum ben Fenerbahçe 11'inin. Savunma üçlüsü zaten savunmadaki her oyuncu bence standardın üzerinde Fenerbahçe'de. Serdar Aziz de buna dahil. Kanat bekleri, evet, işin savunma kısmında problem yaşayabilir. Çünkü bir önceki maçın kanat bekleri gibi düşünülebiliriz. Muhammed ve Osay Samuel başlayacaksa. Muhammed biraz riskli olmaz mı? Şey olarak mı? Tepki aldığı için mi? Özgüven açısından mı? Yoksa ofansif olduğu için mi? Hem ofansif hem de ama bence fiziksel olarak kanat beki oynayabilecek bir yeterliliği yok şu an Muhammed'in. Tempoyu mu kaldıramaz diyorsun? Yani, evet, ama tempoyu kaldırabileceğini pek düşünmüyorum. Ben o kadar kötü görmedim bir önceki karşılaşmada. Yani Ferdi'den defansif müdahaleler konusunda daha etkiliydi. Kademe, yani Kademe bir pozisyon bilgisi olarak evet çok iyi değil ama Ferdi de o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani tempolu olsa, eğer fizik gücü yeterliyse bence Ferdi'den daha kanat beki olur Muhammed. Bana öyle geliyor. Muhammed'i Ferdi'nin önüne koyuyorsun. Evet. O tempoda, tempoyu düşünürsek, yani git geri yapacak, bir yere gidecek, defansta işte böyle sert müdahaleler yapabilecek bir isim gibi geliyor bana. Onu hissettirdi bu karşılaşmada benim bir önceki. Ama çok hata yaptı işin hücum kısmında. Çok basit pasları rakibe verince, ki o da biraz belki git gel o tempoyu çok fazla kaldıramamasından, özellikle son bölümde hataları çok yaptı Muhammed. Eğer orada toparlarsa bence iş yapar. Ferdi'den çok çok geride olduğunu düşünmüyorum. Savunmada çünkü Ferdi de zorlanacak. Muhammed de zorlanacak. Orada birinin daha bek karakterli olması lazım iki kanat bekinden. İkisi de ofansif. Yok çünkü. Koyamıyorsun başka bir oyuncu oraya. Bunu da göze alacak artık. Vitor Pereira, başka bir çaresi yok. Emre Çepni, maç yorumum şöyle demiş, Galatasaraylı bir arkadaşımız. Taraftarımızın etkisiyle ilk 15 dakika Eser Gürler'iz. Maç sonu kaybedince de ilk yarıda oynadığımız oyundan memnunum açıklamasıyla Lazio kazanır diye düşünüyorum demiş. Kapanışı öyle diyor. Biraz aslında Beşiktaş'ın dünkü durumunu özetlemiyor mu? Özetliyor ama Galatasaray'ın son maçlarını da özetliyor. Hani 2-0'ı buluyor, iyi oyun. Devreye böyle 2-0 girecekken 2-1 oluyor. Sonra oyunu kontrol edemiyor Galatasaray ikinci yarı. Daha pasif bir oyun. Ve goller geliyor. Kapanış oluyor ya, Fatih Terim de buna vurgu yapıyor işte. O oyunu biraz genele yaysak daha iyi olur şeklinde. Bugün de evet, çok farklı bir şey beklemiyorum ben Galatasaray'dan. Evet, böyle baskılı bir oyun başlangıcı olabilir. Golü bulursa ne hala, ama golü bulduğunda da sıkıntı yaşıyor. Bulamazsa ne yapacak zaten? Onu da merak ediyoruz, nasıl bir tepki verecek. Çünkü o zaman topa daha fazla sahip olmak durumunda kalacak. Evet, bakalım takımların performansı nasıl olacak? İlk hafta grup aşamasından puanlar çıkartabilecek miyiz? Hani bir taraftan da işin, hep söylüyoruz, ülke puanı boyutu var. Oralarda puana ihtiyacımız var. Ve bu hafta mesela 3 maçın ikisi içeride olacaktı. İç saha maçları tabii burada biraz daha avantajlı. Hep beraber karşılaşmaları izleyeceğiz. 19.45'te Galatasaray-Lazio, 22 Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe. Bu maç için size iyi bir haber vereyim. Sevineceksinizdir. Kötü değil, söyledim bak. Yok, oldu. Oldu. Gökhan Aptik anlatacak. Almanya'da. Gökhan Aptik Helsinki maçını da çok iyi anlatmıştı. Almanya'da mı? Almanya'da. Ha, gitti orada anlatacak. Evet, yerinden anlatacak. Yerinden anlatacak karşılaşmayı. Onu da söylemiş olalım. Akşam bu karşılaşmalar bittikten sonra, yani Galatasaray mücadelesi 21.45 civarında bitecek. Bir saat sonra 22.45'te Esport 2'de maçın 90 dakikasını izleyebilirsiniz. Fenerbahçe maçı 12 civarında bitecek. Yani 1 civarında da yine Esport 2'de Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt deplasmanındaki performansını 90 dakika boyunca takip edebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Evet. Şimdi programın sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın günlerden cuma, tabii ki
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın performanslarını uzun uzun konuşacağız Sabah Spor'unda. Ardından da Hattrick'te güler eğleniriz. Nasılsa Sabah Spor 3 saat. Hattrick haftanın son günü, cuma günü. Artık yeter deyip başka şeyler konuşuruz. Evet, ben de moderatör olacağım bir aksilik olmazsa, onu unutmazsak. Evet, Barış abi gelirse evet, öyle bir planımız var. Evet Mert, ağzına sağlık. Teşekkürler abi. Bugünlük programın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Mistikom Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.